Oğlum bugün şu balonun patlaması kadar beni hiçbir şey mutlu edemez ya. Yemin ederim bu kadına haftalardır o kadar çok ayar oluyordum ki yani bir de tahmini tutsaydım neler olurdu gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Büyük ihtimalle tahminleri tutsaydı kendini peygamber falan ilan edecekti. Ancak oynamış olduğu kumarı kaybedince gördüğüm kadarıyla baya bir çirkinleşmiş. Ve gerçek yüzünü nihayet insanlar görmüş. Biraz geç kaldınız ancak yapacak bir şey yok. Ben boşu boşuna sizlere herkesi ünlü etmeyin demiyorum. Çünkü maalesef bu insanlardan tekmeyi yemediğiniz sürece gerçekleri görmekten bazı insanlar aciz Büyük ihtimalle bu kadının olayını bilmeyen yoktur artık. Fakat yine de sizlere ufak bir özet yapayım. Bu ablamız astrolog Meral Güven ve kendisi haftalardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyordu. İşte neymiş efendim? Bütün kartları Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu gösteriyormuş. Ne olursa olsun, ne kadar imkansız gibi gözükürse gözüksün Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacakmış vesaire. Bu ihtimal aslında geçen haftaya kadar imkansızdı. Ta ki Fenerbahçe sahada 10 kişi kalmışken Galatasaray'ı 1-0 yenene kadar. İşte bu galibiyetten sonra artık Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için ufak da olsa bir ihtimali vardı. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yenmesi ve Konya da Galatasaray'ı yenmesi gerekiyordu. Yani anlayacağınız gerçekten düşük bir ihtimaldi ancak imkansız da değildi. Zaten kadının bu kadar fazla gündem olmasının sebebi de buydu. Bu kadın böyle düşük bir ihtimale rağmen ille de diyordu ki Fenerbahçe şampiyon olacak. Ve özellikle astrolojiye inanan bazı insanlar da elbette bu kadına inandı. Hatta bırakın sadece astrolojiye inananları, inanmayan insanlar bile bu kadına inandı ve takip etmeye başladılar. Ve kadının takipçisi sadece birkaç gün içerisinde 800 bine kadar ulaştı. Neredeyse tüm Türkiye artık bu kadının ismini duydu. E tabii ki kadın çıkıp da Galatasaray şampiyonu olacak deseydi bu kadar fazla ünlenmezdi. Çünkü bu ihtimali düşünmek için astrolog olmaya gerek yok yani bunu ben de düşünüyordum. Ancak yine de insanlar baya bir umutlandı. Hatta bazı insanlar daha bu kadının tahminleri tutmadan bu kadından seans bile aldılar. Ha daha sonrasında balon patladıktan sonra seansları iptal etmişler tabii ki. Ama siz düşünün eğer ki bu kadının tahmini tutsaydı bazı insanlar gerçekten de bu kadının geleceği gördüğüne falan inanacaktı. Ve bu baktığımız zaman ülkemizde halen daha tonla enayi olduğunun da bir kanıtı. Ve ben de zaten bu ihtimalden birazcık korkmuyor da değildim. Çünkü bu şarlatan karı büyük ihtimalle birçok insanı dolandıracaktı. Ancak bu ihtimal gerçekleşmedi. Ve Galatasaray Konyaspor'u Sporu 3-1 yenerek şampiyonluğu aldı. Bunun ardından astrolog Meral Güven elbette her yerde linçlenmeye başladı. Ve bu sebeplerden dolayı önce Twitter hesabını sonrasında Instagram hesabını kapattı. Kapatmadan önce ise Instagram'da şöyle bir story paylaştı. Yüce Mevlam'a şükürler olsun ki hevesinizi kursağınıza bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip beni tehdit ediyordunuz. Ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Oh Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin ya Rabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca. Beter olun. Öyle küfür edilmez. Böyle hevesinizi kursağınıza bırakırlar. Öncelikle bu ablanın gerçekten bir Türkçe öğrenmesi lazım. Çünkü kurmuş olduğu cümleden ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Bir kere ulan kendisi Allah'a şirk koşmaktan bahsetmiş de bunu yapan astrolog olarak kendisi değil mi? Ulan bu kadın bildiğiniz saçma sapan kartlarla geleceği gördüğünü iddia ediyor ve birçok insanı da bu şekilde dolandırıyor, paralar kazanıyor. Bir de çıkmış utanmadan diyor ki Allah'a şirk koşuyorsunuz. Ulan şirki koşan sensin. Dostlar bu kadının gerçekten akli dengesi yerinde değil bu arada. Bir de tüm bunlar yetmezmiş gibi az kalsın bu kadın Türkiye'nin en zengin insanlarından birisi olacaktı. Kadının bu tahmini tutmuş olsaydı binlerce insan bu karıya para dökecekti. Kadın da enayilerin parasıyla rahat rahat yaşayacaktı, hayatını sürdürecekti. Bir kere ulan bu kadının Mesleği de çok saçma. Yok neymiş efendim Jüpiter'le Mars geçmişte sen ondan böyle olmuşsun. Yok efendim Mars takla atıyormuş işte Uranüs güneşe yaklaşmış. Şöyle olmuş böyle olmuş falan. Ya böyle tahmin mi olur gözünü seveyim bu nasıl bir meslek? Hayır bir de bazı insanlar gerçekten de bunların tahminlerine şaşırıyorlar. Halbuki bu insanların yapmış olduğu tahminler öyle çok da büyük abartı tahminler değil. Adamlar geliyor resmen diyor ki işte yengeç erkeğinin siki oluyormuş. Hadi canım ya nasıl olur lan öyle bir şey? Ya da yok neymiş efendim kova kadınları üzüldüğü zaman ağlıyormuş. Yuh ya nasıl olur lan böyle bir şey? İkizler erkeği sinirlenince sinirlendiği belli oluyormuş. Vay be. <laughs> Oğlum rezillik bir şey ama maalesef ki bunlara bile inanan binlerce insan var. Ama bugün astroloji balonunun patladığı gündür. Bugünü unutma ey Türkiye. Bugün Türkiye'de çok büyük bir balon patladı. Ve kadın da zaten bunun farkında olduğu için TikTok'ta iyice çirkinleşmiş. Ve açmış olduğu canlı yayında şunları söylemiş. Allah adamına kan çıkartır ecdadınızı. Allah sizin. Alayınızın amına koyacak. Benim söylemediğim sözlerle beni yüz göz ettiniz. Ulan 80 yaşındaki penk çıkıp beni spor kanallarında eleştiren kalat. Senin götünden kan çıkaracak o Allah. Allah sizin amına koyacak o çocuklara. Ulan Yazıklar olsun size bak. Bu kadına inanan ne kadar insan varsa hepinize yazıklar olsun. Ulan şuna bak bu kadını astrolog diye başımızın tacı yaptınız. Kadın şizofrenin teki çıktı. Şu küfürlere şu hakaretlere bu bakar mısın? İnanılır gibi değil arkadaş. Bak yemin ediyorum sizlere ben hayatımda böyle bir küfür duymadım. Bu ne küfürdür arkadaş? Meral ablam bir sakin ol ya. İnsanları dolandıramadın diye sinirlenme bu kadar. Dolandırdığın insanlara say yani. Onlar sana yetiyordur büyük ihtimalle. Ve elbette ben şunun da farkındaydım. Bu kadını takip eden insanların büyük ihtimalle birçok çoğunluğu zaten astrolojiye inanmıyordu. Ve bu kadının tahminlerinin yanlış çıkacağının da farkındalardı. Bu insanlara hiçbir lafım yok. Zaten bu insanlar genel olarak bu kadınla alay ediyorlardı. Ancak emin olun bakın bunu kendi gözlerimle gördüm. Bu kadına cani gönülden inanan ve tahminlerinin doğru çıkacağını düşünen binlerce insan vardı. Çünkü kadın sürekli olarak bol keseden sallıyordu işte. Yok efendim geçen senenin şampiyonunu bilmiş. Ondan 5 sene öncekinin şampiyonunu bilmiş. E iyi de kardeşim bildiğine dair bir kanıt var mı? Ki gerçekten bilmişse bile bu da çok büyük bir olay değil. Ben de mesela şu anda bir tahmin yapıp seneye Fenerbahçe şampiyon olacak diyebilirim. Bu durumda ben ilahi bir varlık mı olacağım yani? Hayır. Sadece bir tahmin yapmış olacağım yani tahminim tutar veya tutmaz. Ki bu insanların taktiği daha da iğrenç bu arada. Bu insanlar genelde ünlü olmadan önce birçok şey hakkında binlerce tahminde bulunuyorlar. Mesela bir gün içerisinde aynı anda bu sezonun şampiyonu Beşiktaş olacak, Fenerbahçe olacak, Galatasaray olacak diye tweetler atıyorlar. Ve daha sonrasında tutmayan tahminlerini siliyorlar. Sadece tutturdukları tahminleri Twitter'e hesabımda tutuyorlar. E bunun adı da elbette astroloji değil, dolandırıcılıktır. Ve emin olun bu insanların %90'ı böyle. Uuu büyücü abla. Her neyse dostlar umarım artık bu şarlatanlara daha fazla paranızı kaptırmazsınız ve umarım bu astrolog Meral Güven olayı bütün Türkiye'ye ders olmuştur. Ne demiş atalarımız? Fala inanmayın falsızda kalın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.